Para Babası kanalından merhaba arkadaşlar. Her ay düzenli olarak yaptığımız aylık bayilerin fiyat listeleri, fiyat listelerindeki değişimler, hangi bayilerde araba bulunuyor, bulunmuyor, bayilerde bulunan arabalarla pazarlık yaptığımızda ne gibi fiyatlar alıyoruz? Klasikleşen bu videomuza hoş geldiniz. Kerem'le beraberiz. Abi canım ya, araba olmadığı zaman fiyat düşülmez, seramik kitlenir, aksesuar kitlenir. Araba bolluğu olduğu zaman seramik hediye edilir, bilmem ne olur. Artık bunlar yani standart şeyler. 265 bin lira falan Sportage verecekler, ne olur biliyor musun? O bayiyi yıkarlar, yıkarlar. Bak hani bayiyi yıkarlar demiyorum. Cem Yılmaz diyor ya, o bayiyi yıkarlar. 265'e elini sallasan Camry'e çarpıyor ya da Camry gelip sana çarpıyor. Yani her türlü Camry her yer. Ne kadar fantazi araba varsa, ne kadar tarz araba varsa en çok onlar uçtu bak. Ne kadar tarz araba varsa. Benim Jaguar'da tarz, bizim araba uçmadı ya. Bak her şey uçtu, bizim araba uçmadı. Yılbaşında bu video serisine başladığımızdaki fiyatlarla bugünkü fiyatlar arasında neler olmuş? Bunları da inşallah her araba marka modeline geldiğimizde sizlere söyleyeceğiz. Bu videonun tamamını izlemek zorunda kalmayın diye, ilgilendiğiniz bölümleri izleyebilin diye aşağıya dakika ve zamanların mühürlerini koyduk arkadaşlar. Mesela Peugeot'u izleyeceksiniz. Açıklama bölümünden Peugeot'un olduğu dakika saniye tıklarsanız oraya gideceksiniz. BMW'nin fiyat listesini görmek istiyorsunuz. BMW'ye tıklarsanız BMW'nin olduğu fiyat listelerini izleyeceksiniz. Zaman kaybetmeyin. Videonun içerisinde aramalar yapmak zorunda kalmayın diye sizler için bu zaman mühürlerini yerleştirdik. Bir de bu videonun en büyük amaçlarından bir tanesi, her zaman söylüyorum, bundan sonraki aylarda, yıllarda, geçmişte fiyatlar neymiş, kim ne yapmış, neyi artırmış, neyi düşürmüş, bunu anlayabilmek için bize bir mihenk taşı olacak. Bundan 5 ay sonra dur bakayım Peugeot 3008'in fiyatı neymiş dediğimizde geriye dönüp bakma şansı bulabileceğiz. Normalde bayiden aldığımız fiyatların hangi bayiden olduğunu bilgisi veremiyorduk. Bu videoda hangi bayiden hangi fiyatları aldık bunları da size söyleyeceğiz. O bayide araba var mı yok mu öğrenme şansınız olacak. Başlamadan hemen önce piyasaya dair sorularınız oluyor. Çok kısaca cevap vereyim. Biliyorsunuz da geçtiğimiz Haziran ayında yapmış olduğumuz piyasa videosundan bu yana değişen herhangi bir pek bir şey olmadı. Bayilerde yaptığımız röportajlarda böyle işinin ehli olan bayi müdürlerinden araba bulunamama ihtimalinin olduğunu ve çok sıkıntılı günlerin bizi beklediğini bayi müdürümüz söylemişti. Fakat ne yazık ki birçok gereksiz tip fiyatlar daha fazla aşağı düşecek diye yorum bölümünden yazılar yazmışlardı. Hatta bayi müdürüne böyle söylüyorsun ama derdin araba satmak. Araba nerede bulunmayacak? Arabanın bolluğu var. Çip yalan falan filan diye yorumlar vardı arkadaşlar. Videonun yorum bölümüne girin. Bazıları çabuk çabuk eski videoyu bulup kendi yorumlarını siliyorlar ama klavye kahramanı çok o günlerde. Ben şimdi linkini koyuyorum şöyle köşe, sağ üst köşede göreceksiniz. Oradan o videoyu mutlaka izleyin. Yine söylenenler çıktı. Yine tarih tekerrür etti. Yine araba yok ve yine ikinci el arabalar. Özellikle en çok istenen orta kesimdeki ikinci el arabalar. Ne yazık ki bayide yazan sıfır liste fiyatların daha üstünde ikinci el olarak satılıyor. Bunun önüne geçmenin, yok etmenin herhangi bir yolu yok. Yani araba olmadığı sürece bu ne yazık ki yaşanacak. Hani bundan 2-3 ay önce diyorlardı ya, ulan fiyatlar yükseldi, daha nereye kadar yükselecek? Biz de çektiğimiz videolarda şunu söylüyorduk. Ya bunlar iyi günlerimizse? Videonun finaline dikkat ederseniz bu cümleyi çok kurmuştum. Bundan sonra derdimiz burada sizin başınızı ağrıtıp işte stokçular şöyledir, bilmem nedir, çok lagolgo yok da böyle milletin zamanını çalmak, video izlenme kasalım, bu değil, bunu iptal ettik. Bak bu gevezeli çok prim yapıyor, abone de kasıyoruz bunlar ama bunu bıraktık biz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Takipçilerimizi nasıl araç sahibi yaparız bunun derdine düştük. Sırf bu yüzden de Fırsat Arabalar projesini başlattık. Şu anda Türkiye'nin en ucuz arabalarını Instagram sayfamızda takipçilerimizin acele satması gereken arabalara hemen oraya getiriyoruz. Belirli fiyatının üzerinde, binici fiyatının altında konumlandırıyoruz. Tak diye oradan çok uygun fiyata alıcı buluyor. Birçok arkadaşımızı araç sahibi yaptık. Bunu da mutluluğunu taşıyoruz ama daha fazlasını da yapacağız inşallah. Bundan sonraki hedefimiz insanları araç sahibi yapmak. Bir ara şey demiştim. O zaman da çok böyle birçok arkadaş destek oldu. Gülenler de oldu hatta. Nasıl başaracaksın bunu? Dedim ki aracı olmayan takipçimi bırakmayacağım. Hala daha aynı iddiayı savunuyorum. İnşallah Allah'tan mani olmazsa arkadaşlar göreceksiniz. Yakın zamanda, ama bu 6 ay mı olur, ama 3 ay mı olur, ama 1 sene mi olur? Bunun için elimden gelen gayreti göstereceğim. Bu benim üst hedefim olsun. Ben buna ne kadar ulaşabilirsem bu da benim başarım olsun. Hadi başlayalım şimdi. Arkadaşlar Peugeot'dan başlıyoruz. Kerem, yeteri kadar gevezelik ettim video öncesi. Tempolu ilerlememiz lazım, tamam mı canım? Sana zahmet. Abi 208 aktif paket 1.2 100 beygirlik manuel aracımız 202 bin lirada satışta şu an. Bunun biz Mayıs ayındaki fiyatına baktığımızda 185 bin liraymış. Yani
10 17 bin lira gibi arada fark var. Yani tamam. Mayıs fiyatta indirim var mı liste fiyat üzerinden? Yok abi. Bu fiyatlar, hatta bu araçlar yok. Büyük ihtimalle ay sonu gibi gelecek. Gelirse sıraya yazılın gibi bir durum varmış ama araç ulaşılabilir dedi yani şu an. Arkadaşlar ekranda gösteriyorum. Fiyatları tek tek zikretmeyeceğim. Belki bizi izleyenler arasında görme engelli takipçilerimiz olabilir diye baz fiyatlarını söyleyeyim. 208'in baz fiyatı 202 bin lira, Kerem'in söylediği gibi. Aktif paket manuel 265 bin lira abi. 297 bin liraymış abi Mayıs ayında. Şu an 265 bin liraya inmiş. Bu ÖTV indiriminden kaynaklanıyor galiba. Evet, ÖTV'deki matrah değişiminden dolayı bu şekilde. Fakat araba bulunma zorluğu olduğu için şu anda galerilerde yine yüksek fiyatlardan seyrediyor. Aynen öyle. 308 ile ilgili bir gelişme var mı? 308 yeni kasası gelecek. Araç yok abi. Araç yok. Türkiye'ye gelmedi şu an. 508'deyiz. Abi 508 450 bin liradan başlayacak dediler. Bunda da araç yok. Haftaya gelecek dediler. Haftaya büyük ihtimalle bayide vardır şu an 508. Bunda kesin indirim yaparlar. Bunun da abi Mayıs ayı fiyatı 390 bin liraymış. Yani 60 bin lira gibi bir zam var. 3008'e baktık. Çok 3008'e 430 binden başlayacak abi. 430 binden. 445 liste fiyatı. Liste fiyatını 10-15 bin lira yukarıda tutmuşlar. Aynen öyle. Evet. Bir tıklayayım da opsiyon listesi de ekranda kaydı olsun. İleride tamam, opsiyonlar kaç paraymış dediğini de arkadaşlarımız görebilsin. 3008 ile ilgili başka bilgi var mı? Yok abi. Bu araç haftaya gelecek bu araçlar dediler. Yani ben bunu geçen hafta almıştım zaten fiyatları. Hı-hı. Büyük ihtimalle bayi aradığında eğer kaldıysa ellerinde araç vardır yani. Şu 508 ve 3008. 508'e bakıyoruz. 565'ten liste fiyatı başlıyor. Rifter'dan fiyat aldın mı? Evet abi aldım. O da 225 bin liradan başlayacak. Rifter'ın Mayıs ayı fiyatına baktığımızda da 203 bin liraymış abi. Hemen hemen bir 22 bin lira gibi bir zam gelmiş Rifter'a. Bayileri de söyleyeyim istersen. Olur olur, yani dediğim gibi onları şey yapma yani, tek seferde söyle ki tekrar geri dönmeyelim. Tamam. Aldığım bayilerde Peugeot Öztek ve Canota da geçerli yani bu. Partner One 192, Expert One 229, 343 Expert Traveler, Boxer One 254'ten başlamış, Minibüs'te 340. Okul sezonu açıldığı için bunlar zamlanmış olabilir. Bunların eski fiyatlarını videomuzdan bilmiyorum ama bunlar servis aracı olarak kullanılıyor ya. Pandemi bitti, okullar açıldı. Kesin oradan da bir tık dokunuş gelmiştir. Aynen öyle. Bu tarz şeyler affetmeyiz biliyorsunuz. Geldik Dacia fiyat listesine. Dacia yayınlanan fiyat listesi nerede? Dacia fiyatlar güncellenmektedir. Ana, Dacia fiyat vermiyor mu? Abi en son galiba şey vardı, böyle her paketten kısıtlı bir, mesela Sandero'da bir paket vardı. Prestij paket vardı. Ben öyle hatırlıyordum. Dacia fiyat listesini şu anda niye güncelleme almış ayın ortasında? Hiç bilmiyorum abi ama vardı yani bundan önce. Neyse, Dacia'dan fiyat alabildin mi? Aldım. İstiyorsan ismini zikredelim geçelim. İsmini zikret. Yapacak başka bir şey yok. O şekilde halledelim bari. Sandero ellerinde yok. 12. ayda gelecekler. Liste fiyatlarına baktığımda Mayıs ayı ile bugün arasında 13 bin lira gibi bir fark var. Sandero Stepway'e geçtiğimizde 1.0 LBK'li konfor paket manuel aracı 197 bin liraya veriyorlar. Bunun Mayıs ayı fiyatına baktığımızda da arasında çok fark yok. 1.000-2.000 lira gibi fark var. Duster bir bayiye sorduğumda ellerinde yoktu. Diğer bayiye sorduğumda 1.0 LPG'li konfor paket 238 bin lira. 1.0 LPG'li yine aynı şekilde prestij paketi 250 bin lira. Bu araçların ikisi de aksesuarlı. Evet aldım. Lodi 237 bin lira. 7 kişilik araç, ambiyans paket, dizel. Bu araç 280 bin liraymış abi. Mayıs ayında şu an 237 bin liraya kadar düşmüş. Dakar'da ellerinde yok. Aldığım fiyatlar da Baday Otomotiv ve Güven Altan Maltepe'de geçerli. Bu fiyatı düşen arabalar stokta var mı peki? Lodi var abi, stokta var. Dakar stokta yok. Sandero ellerinde yok. 12. ayda gelecek. Duster'da bu iki söylediğim araç da ellerinde vardı. Aksesuarlı şekilde veriyorlardı. İyi, araba bulunabiliyor olması bile artık şu anda bizi mutlu eden bir şey. BMW'ye geçtik. Hangilerden fiyat aldın? Hangi bayiler, onları da söyle. Bir serisi ellerinde yok. BMW'de açıkçası hiç ellerinde yok araba. Bir serisi dizeli de benzinlisi de ellerinde yok. 2.16 dizel de sadece 650 bin liradan başlayacak dediler. Ekim-Kasım arasında gelecekler. Gelecekmiş araçlar. Bu da Borusan otomotivden aldım abi fiyat. Borusan'dan. O zaman ekranda kaydımız olsun diye görüntüsünü çekiyoruz. BMW 1.18 519'dan başlıyor. 1 milyonluk. Versiyonu da altta görüyorsunuz. Hemen iki serisine bakıyorum. 551'den başlıyor. 3 serisine bakıyoruz. 320i sedan 730 bin liradan başlıyor. Onun haricinde yine 1 milyonluk versiyonları da var. 4 serisine bakıyoruz. 847 bin liradan başlıyor kupe. Bu araba kupe oldu mu? Bir araba kupeye dönüştüğü zaman içine altın mı giriyor? Ne oluyor? Ben bunu anlamadım ya. Evet, 5 serisindeyiz.
520'yi 1 milyondan başlıyor. Hayırlı mübarek olsun. 1 milyon olmuş 520. 6 serisine bakıyorum. 1.6 milyon. X3 949 bin liradan başlıyor. Özür dilerim. 7 serisi varmış arada. 3.5 milyon, 3.6. Bunlar ekranda kalsın. 7 serisi geçen sene neymiş, bu sene neymiş bunu anlamak için 8 serisi de yine 3.8'den başlıyor. 8 serisini ilk defa duydum abi. 4.3 milyon. Yani biz ilk defa duyuyoruz. Bunu alan arkadaşlarımız, takipçilerimiz var. 670 bin liradan başlıyor X1. X2 653'ten başlıyor. Şu anda fiyatıyla popüler gidiyor BMW almak isteyenler için. X3 949. Z4 1.2 milyonmuş. M3 2.7 milyon. M4 2.9 milyon. M5 5.5 milyon. BMW'de 6 milyonluk araba yok muymuş? Bak sen ya. E3'e bakalım. 704 bin lira. X3 1.110. X bunların varlığını, şeklini, şemalini bile bilmiyoruz. 1.6. BMW bitti. Opel'e geldik. Evet. Opel'deyiz. Corsa'dan başlayalım. Başlayalım abi. Corsa'da ön sipariş alınıyor abi. 189.900 liradan başlıyor. 256.900 liraya kadar gidiyor. Liste fiyatından 1 lira indirim yapmıyorlar abi. 1 TL bile indirim yapmıyoruz dedi. Mayıs ayı ile arasındaki farka baktığımızda da 12 bin lira gibi bir fark var. Yapmamaların nedeni zaten biz araç yetiştiremiyoruz. Bu yüzden indirim yok dediler yani. Abi canım ya, araba olmadığı zaman fiyat düşülmez. Seramik kitlenir, aksesuar kitlenir. Araba bolluğu olduğu zaman seramik hediye edilir, bilmem ne olur. Artık bunlar yani standart şeyler. Ya buna artık alıştık yani bu düzene. Hangi bayiden fiyat aldık? Opel Bostancıoğlu ve Opel Çetaş'tan aldım abi. Çetaş'tan aldık. Astra'ya bakıyoruz. 256'dan Astra başlıyor. Evet, liste fiyatını verdiler ama tarih belli değil. Ne zaman geleceği de belli değil. Yeni kasasını zaten duyuruldu abi. Büyük ihtimal yeni kasası gelecek onunla. Evet, 256'dan başlıyormuş. Crossland'a bakıyoruz. 239'dan başlıyor da bulmak imkansızdır diye görüyorum. Crossland'da bir tane avantaj abi Crossland. 1.2 turbo otomatik 130 beygirli araç %50 vergi dilimine düşürülüyor. Yani o %80'lik vergi dilimindeki araç %50'lik vergi dilimine düşürüp size satabiliriz dediler. Hangisini? Bir daha söyle. Hangisini? 1.2 turbo otomatik 130 beygirlik. Bana paket ismi vermedi. Sadece %80'lik vergi dilimindeki aracımız %50 vergi dilimine düşürüp faturalandırıp satıyoruz dedi. Tamam, harika, çok güzel. Sevgili arkadaşlar, bu da güzel bir müjde olsun bizim için. 329, 342, 354 bunlardan hangisini düşürüyorlarsa Allah bin bereket versin deyip yapışabilirsiniz. Bu zamanda tuttuğunuz sizin, aldığınız sizin arkadaşlar. Almadığınız birçok şeye el sallayabilirsiniz. Aynen öyle. Devam ediyoruz. Yeni Mokka. Mokka ve Insignia'da Ekim sonu gelecek. İkisi de şu an ellerinde yok. Hı hı. Grandland X'de de 1.2 130 beygir benzin otomatik sedef beyaz aracı Essentia paket 375 bin lira. Vay, en uygun fiyatlar liste fiyatı 420 gözüküyor. O da o zaman makul durumda. 1.5 dizel en bas paketi 130 beygirlik araç otomatik kırmızı renk bu araç. 403 bin lira abi. Grandland'dan bahsediyorsun değil mi? Evet, Grandland X. Tamam, internetteki en uygun liste fiyatı 420'den başlıyor. 403 bin lira abi. 400, çok iyi. Instagram. Çok güzel. Araba dizel abi. 1.5 dizel. En bas paket. 1.5 dizel. Evet. En son söylediğim araç. Insignia'dayız. Edition paketi. 490. Var mıymış araba? Yok. Ekim sonu gelecek abi. Mokka ile birlikte. En bas paketi 490 lira. Combo Life'a baktım. 217'den başlıyor. Zafira Life'a baktım. 351 kağıt. Önceden kaç paraymış acaba Zafira? Keşke eski videoları açıp baksak ama video süresini uzatmak istemiyorum. Volvo'ya geçtik arkadaşlar. Volvo'da V60 Cross Country 690 kağıt. XC40 571'den başlıyor. XC60 1 milyondan başlıyor. Öteki 1.5. Hala daha bu arabanın fiyatları bana çok makul gözüküyor. Diğer emsallerine kıyaslayınca. Bu, Volvo mu abi? Ha, Volvo. Burada yalnız fiyat listesinin eski fiyat listesi olma ihtimali var mı? 1.5 milyonmuş. XC90. Dur bakayım. Volvo fiyat listesi. Fiyat listesi. Biliyorsunuz arkadaşlar, Volvo'nun fiyat listesine ulaşmak
İnanılmaz kasıntı bir iş. Buradan ama doğru olabilir. Bakalım Volvo Cars fiyat listesi, evet. Fiyat listesi indirin demiş. İndirin. Bakalım. Evet, eski fiyat, güncel olmayan fiyat listesi önümüzdeymiş. 1.629 olmuş XC90. 822 yani, V60. Tabii zamlanmış. S60 761, S90 1 milyon 95'ten başlıyor. V90 1 milyon 24'ten başlıyor. XC40 650, XC60 1 milyon yine. Evet, güncellenmiş fiyat listesini ekrandan geçirmiş olduk. Ford'a geldik. Ford'dayız. Ford'u anlatayım abi. Ford'u mu? Focus ayın ortalarında gelecek. Yazılma durumu var ve fiyat sabitlemesi yok. Fiesta yine ellerinde yok. 2021 yılında Fiesta hiç gelmemiş ellerine. Puma yıl sonu gelecek. EcoSport da yıl sonu gelecek. Ama güncel fiyatlardan, liste fiyatlarından veriyor. Liste fiyatı verdiler. Yani bu araç da yok ellerinde. Bir takipçimiz Courier ve Connect'in de fiyatını istemişti. Onlar için aldım abi. Courier ay sonu gelecek. Dizel, otomatik, Titanium Plus paket 220 bin lira. Connect ellerinde yok. Bu aldığım fiyatlar ve fiyatlar da Atılgan ve Otokoç'ta geçerli. Yani fiyat alamadım daha doğrusu, bilgiler. Bilgiler. Şöyle ben bir bakayım. Binek'te şu anda biz Focus'un sayfasını açtık. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, trend işler ve yanında fiyatları. Ben bunu yavaşça sizler için kaydırıyorum aşağıya doğru. İnanılmaz bir seçenek listesi gözüküyor. 430'lu, 450'li fiyatlar opsiyonlarla beraber 500 bin lira yaklaştırabileceğiniz arabalar var. Focus'ta inanılmaz paketler var. Puma'ya bakıyoruz. 254'ten başlıyor liste fiyatları. Bunlar da opsiyon listesi. Puma'dan sonra EcoSport. Bu da çok kıymetli bir fırsattı birçok kimse için. Geçtiğimiz aylarda bu fırsatı da bayağı bir kaçırdık. Yukarı doğru gitti fiyatlar. 252'den başlıyor. Sonra yeni Kuga dayı ne olmuş bakalım? 406, 1.2 1 milyonluk versiyonu var diyordum. Ben bunu videolarda hatırlıyorum. Bakın 1.300 milyon olmuş Kuga'nın şey versiyonu, en pahalı versiyonu. Yani 300 bin lira zam gelmiş yani. Kaç ayda? İşte 3 ayda. 3,5 ayda. Ford çok öyle abi ya. Nasıl? Ticari hariç. Ford çok öyle yani. Binek ticari hariç Ford'da yani bilmiyorum. Sönük kaldı galiba artık. Ben de bilmiyorum. Mondeo'yu uçurdular zaten satmıyor diye. 264'den başlıyormuş Binek Courier versiyonu. Aksesuarları da metalik boya, konfor poketi, geri görüş kamerası. Arkadaşlar Mercedes'e geçtik. Mercedes'le ilgili bilgiler neler aldık Kerem? A200 abi sedan AMG Plus paket Kasım ayında gelecek 562 bin lira. Bakalım fiyatı burada neymiş? Bu da mı ellerinde yok? Kasım ayında gelecek abi. Şu anda 541 yani. Liste fiyatı gözüküyor, demek ki ellerinde yok. Hemen arkasından B serisine baktım. B serisi yok abi, gelmeyecek. Yani 485 liste fiyatı var, yok araba. A serisi sedan 505'ten başlıyormuş. Tamam abi, onu dedim ben işte. AMG Plus sedan. Öyle mi? Ha, pardon, evet, evet. Pardon. AMG Kasım Plus sedan. Plus sedan 562 bin lira. 562. Buradaki liste fiyatı da 563 bin lira. Tamam. Örtüşüyor vallahi, helal olsun. Mercedes'ten böyle fiyat almak çok güzel. C serisi 779'dan başlıyor. Yeni C serisine bakalım. Yeni C serisi 922 kağıtmış. Artık yeni yani, boru değil. Yeni. Bu arada bu kasa değiştirdiği zaman eski arabanın fiyatının düşeceğine inananlar var. Bu da çok enteresan bir yanılgıdır. Bir ara buna da değineyim. Yeni E serisine geldik. 1.36 kağıtmış bu dayı da. Başlangıç seviyesi. Yeni EQS. Bu amcam elektrikli herhalde. Bir arabanın elektrikli olduğunu nereden anlarsın? Ön panjurunda delikler kaybolmaya başlıyor ya. Mütevazileşiyor arabalar. Jantları biraz daha düdük oluyor. Anlıyorsun ki elektrikli olmuş. 2.758 başlangıç fiyatı. Yeni S serisi. Bunu çok merak ediyorum ya. Çünkü gittiğim zaman böyle alabileceğim arabalar listesinde 4.2 milyon. Memur kesim alacak. Memur arabası. Yeni Mercedes Maybach. Vay, bak yoktu geçen videolarda bu. Maybach'a bakalım. Bak bu da çok enteresan. Bu da 6 milyonmuş ya. İnanmıyorum. Vallahi para değil. Elinin kiri demişsin. Elinin kiri. 1.5 milyon CLA'nın
şu şey versiyonu, hareketli şey versiyonu, station wagon gibi, C serisinin station'ı. İleride bunlar Türkiye'de patlayacak bak, demedi deme Kerem. Ne abi? 197. Station wagon alacak insanlar. CLA dayım ne olmuş ya? 603'ten başlıyor. 1,5 milyonlukta 45 versiyonu var. Sonra C serisi kup. Mercedes'in kuplarının kaç para ettiğini de unutmayalım. Hatırımızda kalsın. 820. E'nin kupu. 1,5 milyon. CLS. Efsane araba aslında da işte. O da uçtu gitti. 1.9'dan 2.9'a kadar yelpazesi var. Sonracığıma GLC kupe. Buna da bakalım. O da 1.3'müş. Bu arabayı hiç görmedim ben. Yakından bile görmedim. C'nin kabriyolet üstü açılan versiyonu 900 kağıt. E'nin üstü açılan versiyonu 1.8 kağıt. Ne kadar fark var arada ya. Böyle bir şey olabilir mi abi ya? Paket 1 milyon fark ettiriyor abi. Bir paket. Sorma ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? 928 liraymış. Yeni EQA. Evet. Elektrikliye benziyor dayım. Önüzgara tontiş. Yeni GLA. Ona bakalım. 667'den başlıyor. Artık bunlar Mercedes'in en alt modelleri. Yeni GLB. Şu çok gevezeliğini yaptığımız. Kesin insanlar bu fiyata bu arabayı atlar dediğimiz araba. Hala daha o tatlı fiyatlarını koruyor. 679 liste fiyatı. İlla ki sorsam bayda bunlar da yoktur. Yeni EQC. Şimdi elektriğin Mercedes'i var demiş. 1.28. Çok enteresan. Ön ızgara. Hala daha delikanlıca duruyor. Evet, 1 milyondan başlıyor GLC'nin fiyatı. Mercedes'i bitiriyoruz arkadaşlar. Standart memur jipine geldik, G serisi. 3 milyondan başlıyor. 5 milyon seviyelerine kadar gidiyor. Ona bir iki tane aksesuar dokundurdum zaten, 5'i de geçer. AMG GT 4.9 milyona kadar gidiyor. En pahalı arabayı bulalım hadi burada. 7 milyon olmuş mudur acaba? Hala 7 milyonluk bir araba yok mu? Olmamış. 6 milyon. Geçenki videomuzda da 6 milyondu. Ona zam yapmamışlar ya. Ya da fiyatlarını güncellememiş de olabilirler. Gittiğin zaman o 9 milyon oldu abi. Biz onu güncellemedik de diyebilirler. Geldik Citroen'e. C-Elize. C-Elize abi daha gelmeyecek ellerinde. Yok yani. Geçtik. Fiyatı da zaten 220 hep aynı. Yeni C4. Citroen C4. Abi C4'te şöyle çok yoğun bir talep varmış ve aylık gelen araba sayısı 2 veya 3'müş. Ya bunda dedi artık sıraya da almıyoruz. Yani o kadar çok sıra var ki bekleyen 100 kişi var dedi. Tek bir bayide. O yüzden dedi bunu sıraya da almıyoruz. O yüzden hiçbir şey söylemeyelim size. En iyisi en sağlıklısı bu dedi. Kapattı o konu yani. Söylediğini tıkmamak. İyi, liste fiyatını ekrandan geçirelim. 249'dan başlıyor. Go ya, bulabilirsen. Bulabilirsen 249'dan başlıyor. C5 Air Cross. Abi 410 binden başlıyor. Dizel otomatik aracı. Bunun Mayıs ayındaki fiyatına baktığımızda da 27 bin lira gibi bir fark var. 27 bin lira gibi bir fark var. C3 Air Cross. C3 Air Cross bu ay içinde gelecekmiş abi. 250 binden başlayacakmış otomatikleri. Hadi bakalım başka ne kaldı burada? C3'ün kendisi var bir de. Evet. Yine o da bu ay içinde geliyor abi. Fuel Bolt paketi 225 bin lira otomatik. İyi, liste fiyatı da öyle zaten. Shine paketi de 240 bin lira abi. Allah, bunlara baktığımızda da Fuel Bolt pakette 20 bin lira, 21 bin lira gibi bir zam var. Shine pakette de 18 bin lira gibi bir zam var Mayıs ayı ile bu ay arasında. Hmm. Aldığım fiyatlar da özdek ve değer otomobilde geçerli. Tamam, teşekkür ederim canım. Hyundai'ye geldik. Fiyat listesi dedik. 4 Ekim. Hyundai'de de araç yok abi. Araç olmuyor. Ellerinde fiyatları da ellememişler. Yine 164'ten başlıyordu. Yine 164'ten başlıyordu. Sıraya falan alıyorlar büyük ihtimalle aynı şekilde. Sadece Ion vardı bir tane ellerinde galiba. O da liste fiyatı üzerinden veya liste fiyatından 1-2 bin lira gibi indirimle veriyorlardı. Artık şu anda indirim yapmazlar ki. Araba yok. Millet tuttuğuna yapışıyor kardeşim. Neyin indirim yapacak adam? Sen olsan aynen. Yapar mısın? Bayi müdür, bayi sahibi olsan. 100 kişi istiyor, elinde bir tane araba var. Fiyat düşmeni gerektiren bir durum var mı? Arz talep böyle bir şey işte. Bitcoin de böyle yükseliyor. Aynen öyle. Abi bunun dikkatimi çeken şey şu oldu. Mayıs ayında i20'nin fiyatıyla, en bas paketinin fiyatıyla
Şu an Ekim ayındaki i20'nin en bas paketi arasındaki fiyat farkı 29 bin lira. Yani 29 bin lira zam gelmiş abi bu arabaya. Yapma ya. Gerçekten çoğu yapmışlar. Çiviz evet çıktı abi. Piyasanın. Elantra'dan fiyat aldık mı? Yok abi, dediğim gibi onlardan hiçbirisine fiyat vermedi. Ellerinde araç çok zaten. Tamam, ellerinde araç çok. 240'tan başlıyor. Hatta bundan önce de aksesuarlı satıyorlardı. İnşallah o kalkmıştır. Ondan net bir bilgi alamadım ama. Bayon kaç paraymış ya ilk başladığımızda videolara? 200 bin liraydı abi. 202 bin liraydı en bas paketi. O zaman burada da 203 bin lira yazıyor. Görüntüye bakarsan bir şey değişmemiş ama neydi bilmiyoruz tabii, detayını bilmiyoruz. Bir de eski cam paket diye yeni paket falan sokuşturuyorlar araya. Yani fiyatı baz modeli normalde atıyorum işte 200 bin liradan başlayan bir araba 240'lara çıkıyor. Son bir tane böyle daha bazını yapıyorlar, getiriyorlar. Ona da 200 diyorlar. Yani o aynı araba olmuyor yani. Bunu i20 Stala'da öyle oldu abi mesela. Jantını falan söktüler. Birkaç şeyini söktüler. Bir paket daha yayınladılar. İnsanlar o sanıyor ama o değil yani. Evet, bu şeye benzedi ya. Hani çubuk krekerin gramajını düşürerek fiyatını koruyorlar ya. Aynı onun gibi bir şey. Kona'dayız. 258. Ha, bir de ellerinde Kona'nın elektrikli paketi mevcut abi. Ondan da fiyat almadım açıkçası ama o vardı ellerinde. Onu söyledi. Olabilir abi. Yeni Tucson. 398'den başlıyor Goya. Yeni Santa Fe. 889 olmuş bizim Santa Fe ya. Çok sevdi abi insanlar onu ya. Güzel arabaymış, öyle diyorlar. 487'ymiş elektrikli olan versiyonu Kona'nın. Aa, bir tane modeli varmış. 150 kahva olanı varmış. O da 734 bin liraymış. Of, farka bak. H100 kamyonete baktan 182 lira. Bu kaç paraydı ya önceki videolarda? Aynı fiyattı herhalde. Çok hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle 170 bin civarıydı abi. Öyle mi? Hı hı. Şeye geldik. Nissan'a geldik. Nissan dayı. Dayı. Fiyat listesi. 2021 fiyat listesi. Bunun da enteresan bir fiyat liste sayfası var. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Arabalar bunlar. Bundan fiyat alabildin mi? Abi arabalar onlar ama araba yok gerçekten. Yok mu? Mikroboğa içine gelecek. Juk ve Kaşkai belli değil abi ne zaman gelecekler. Hani tarih bile vermedi. Bunu sordum bayi de Bostancı oldu. 219 bin lira. 2021 Mikra. 2021 Nissan Juke 260'dan başlıyor. 2021 model Kaşkai 402 kağıt. Ya deli olan ya. Kaşkai'ye bak. 2021 model Nissan X-Trail 524. Nissan Navara'da 423. Navara'ya bak ya. Mesela. Jeep'teyiz arkadaşlar. Renegade'den başlayalım. Renegade'in fiyatı var mı? Fiyat aldın mı? Evet abi, Kasım gibi gelecek dediler. Sadece ellerinde bir paket araç mevcut. Onu söyleyeyim, ellerinde olanı. Hangi bayi? Bluetooth paket. Mengeller abi. Tamam, hangi paket? 1.3 otomatik Longitude paket 272 bin lira. Kaç? 272 bin lira abi. 272 bin lira öyle mi? Evet abi. Düz mü bu? Otomatik. 272 mi diyorsun sen? Evet abi. Yanlış duymuyorum değil mi? Yok abi. 1.3 otomatik Longitude paket. 1.3 otomatik Longitude paket. 272 mi 372 mi? 272 abi dediler bana. Allah Allah, böyle bir şey olabiliyor mu ya? 1.350 evet. Beygir Longitude internette 395 bin lira olarak gözüküyor. Bilmiyorum abi. Ya 272 dedi bana yani. Hani onu duydum, direkt not etmiştim. Gidip de onu alma. Hatta bu da Kasım gibi gelecek abi. Ne? Ona göre fiyat ver. Kasım gibi gelecek dedi. Fiyatımız ama bu olacak dedi. O kadar. Ha, araba yok şu anda, alamıyoruz yani. Bu araba vardı. Ben sorduğumda bu paket vardı ama bundan başkası yoktu. Sadece bu araç mevcut ellerinde. Bir tane kaldı dedi. Geçen hafta sorduğumda. Diğer devamı da Kasım gibi gelecek dedi. Paketler ve devamı. Bu aracın devamı yani. Ha, bak görüyor musun ya, insan stokçuları teşvik ediyorlar. Bunu duydun mu adam, gidip onu çekip alasın geliyor. 510 bin liradan başladığını görüyorum. Fiyat aldın mı? Yok abi, almadım. Almadın. 886'ya kadar gidiyor. Rackler yaşasın. Senin araba. Bir başka memur jipi. 1.9 milyondan başlıyor. 2.5 milyon TL'de Rackler'in fiyatı. Geldik Renault'a. Aa, Renault'da fiyat güncelleniyor diyor. Şuna bak ya. Dacia'da Renault'dan fiyat alamıyoruz. Olaya bak. Ayın 15'inde fiyat mı güncellenir? Mübarekler. Yani abi.
Aslında ay başında fiyat vardı ya. Yeni fiyatlar açıklanmıştı. Galiba biraz daha güncelleme yaptılar dolar eurodan dolayı. Azıcık daha zamlanıyor. Azıcık daha. Azıcık daha yukarı doğru çıkıyor. Arkadaşlar, kısaca ondan da bahsedelim abi. Ne? Kısaca onun fiyatlarından da bahsedelim çünkü fiyat aldım. Aynen. Ya abi Clio 1.0 SC Joy Manuel 172 bin lira. 1.0 90 beygirlik Joy Otomatik 190 bin lira. 1.0 90 beygir otomatik touch paketli 213 bin lira abi. Bu 1.0 90 beygirlik Joy Otomatik Mayıs ayı ile bu ay arasında 14 bin lira gibi bir indirim olmuş Clio'da. Zam yok yani. Taliant'ta abi 1.0 SC Joy paket manuel 174 bin lira. 1.0 Joy 90 beygirlik otomatik araçta 207 bin lira. Megane abi 7 bin lira zam var Megane'da Mayıs ayı ile bu ay arasında manuelinde 227 bin lira. Otomatiği de 240 bin lira. Bu araçlar şöyle abi elinde bulunabilir araçlar. Yani bunlar kapora ve fiyat sabitlemesi yapıyorlar. 5 bin lira kaporasını veriyorsun. Diyor ki araba mesela Ekim'in sonunda gelecek aracını size opsiyonlamıştır. Fiyatını, rengini falan her şeyini söylüyor. Yani Renault bu yüzden biraz daha ılımlı araç bulma konusunda. Araç bulabiliyorsun yani. Captur ve Kadjar'da abi Aralık sonu gibi gelecek araçlar. Fiyat da belli değil. Talisman da ellerinde yok. Aldığın fiyatlarda atılgan ve otonoma da geçer. Süpersin. Teşekkür ettim. Harika bilgiler. Geldik Skoda'ya. Skoda'dan başlayalım. Tamam abi. 248, 220 rakamlar hatırlıyorum bu arabada. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru abi. 220'lerde vardı. İlk çıktığında zamanlarda. Bu arabada net tarih belli değil abi. Ne zaman geleceği? O zaman Octavia'ya geçelim. Octavia da ellerinde yok. Bunun da ne zaman geleceği belli değil. 365'ten başlıyor. Head-up gösterge ilavesi varmış. 10.000 TL'ymiş. Ha, duyan duymayan varsa. Süper B'deyim bakıyorum. Süper para abi. Kaç para? Sportline paket abi araba. Artı bunun üzerinde 19 inç jant var. Tamam. 1550 beygirlik araba 593.400 lira. 150 beygirlik araba. İnternetteki liste fiyatının bile üzerinde. Evet. Bir de Prestige paketi ellerinde mevcut. Bu da 1550 beygirlik araba. Bunda bir de metalik renk var. 559.900 lira. Cam tavan opsiyonu 22.000, 23.000 TL'ymiş lan. Vay canına sayın seyirciler. Uçmuş her şey. 324 bin liradan başlayan Kamik'le devam ediyoruz. Kamik de ellerinde yok. Fabia'nın da abi. Yeni kasası geldiği için lasman yapılmış. Lasman olduğu için onlar da ellerinde yokmuş. Fabia zaten listede öyle bile yok. Aynen. Onun işte yeni kasası geldi. Geldi şu an Türkiye'ye Polo ile birlikte. Hı hı. Lasman falan yine ellerinde bulunmaz abi ya büyük ihtimalle. Hadi kaçtı bu işlerin ya. Vallahi billahi takip edesin bile gelmiyor ya. Eskinki gibi değil. Eskiden bu işlerin tadı vardı. Sürekli bir tık yukarı çıkabiliyordun. Kazıyordun, bir şeyler yapıyordun. Arabaların yeni gelenlerini merak ediyorum. Şu anda bir anlam ifade etmez oldu neredeyse. Ellerinde yok ya. 446 liradan başlıyor. Yeni Kodiak'ta 518'den başlıyor arkadaşlar. Yukarı doğru gidiyor. Karabağ abi bundan 2 ay önce 370 bin liraydı. Öyle mi? Hatırlıyorum. 370 bin liraydı. Hangisi? Karoga abi. 370 orta paket. Liraydı. Orta paket. Bir akrabayı alacaktım. Oradan hatırlıyorum. Kodiak'ın 7 kişiliği yapmak istiyorsan Kodiak'ını 24 kağıt ödemen gerekiyormuş. Vay canına. Arabaya ekskluzif renk almak istiyorsan kadife kırmızısı 9 bin lira opsiyon ödemen gerekiyormuş. Maşallah. Maşallah. Kia'ya geçtik. Picanto 182. 181 bin lira fiyat verdi abi. Rio'da 1.2 manuel araç 175 bin lira. Tamam. Kia'da araba da var. Evet abi. Hangi bayi? Stonic, Tekkar ve Nazer. Harikasın. Stonic? Stonic abi sadece bu ay dedi elimize gelecek araç 1.2 benzinli cool paket. Başka araç gelmeyecekmiş. 203.900 lira liste fiyatı var dedi. 202.500 liraya kadar yardımcı olabiliriz dedi. Manuel, bizi manuel'e mahkum eden düzene. Niro 479, Sportage 265'ten başlayan fiyatlarla değil. Abi bırak. O araç çok ellerinde. Sadece şey var, dizel otomatik elegans paketi var, 439 bin lira. Lan 265 bin lira falan Sportage verecekler ne olur biliyor musun? O bayi yıkarlar. Bak hani bayi yıkarlar demiyorum. Cem Yılmaz diyor ya, bayi yıkarlar demiyorum. O bayi yıkarlar.
265'e. 230 bin liralara kadar veriyorlardı ya bir zamanlar. Ya böyle bir dünya var mı ya? Şimdi Bongo var bir de 187. Bu da H100'ün dayı oğlu herhalde. Hyundai'deki. Seat'a geçtik. Seat, modeller, fiyatlar. Nerede fiyat listesine tıklayalım? Evet. Tıklayın. 2021 tıkladım. Evet. Yeni Ibiza. Yeni Ibiza abi. 1.0 stel paket. Seramik kaplama artı cam tavanlı araç. 248 bin lira. 248 bin lira. DSG aynen. Değil mi? Evet abi bunlarda benzin şey yok. Manuel yok. Yok mu? DSG. Vardır da aldığım fiyat DSG yani. Anladım. Bir tane manueli varmış. 195 bin lira fiyat yazıyor. DSG dediğinde 243'e iki ufak tefek dokunuşta çıkartmışlar. Fiyat artık bunun altına indirim şeyi beklemiyorum senden. Hangi opsiyonlar eklendi? Fiyat kaç para oldu? Onu duymayı merak ediyorum. Evet. Yeni Seat Arona'dayız. Arona yok. Geliş tarihi de belli değil abi. Galerilerde bolca var ama almak isteyenler. Distribütör. Ha, distribütör. Yani bayilerin ya da markanın distribütörü olan galeriler. Yardımcı yardım olmak amaçlı abi. Hani bayiler yorulmasın biz alalım satalım. Yani yoksa başka bir şey düşünülemez kesinlikle. Evet. Tavsiye edilen fiyatlar 255, 329, 329. Yeni Arona, yeni Leon. Yeni Leon'dan devam edelim. 1.5 FH 409 bin lira abi. Style donanımı ilave olarak demiş. 380 bin lira. Style donanımı ilave olarak. Yeni Ateca'dayız. 409'dan başlıyor. Aradığımda abi dedi. Bir saat önce son aracımı da sattım dedi. O yüzden fiyat veremiyorum dedi. Ana gıl payı kaçırmışsın tüh. Bir saat önce abi. 150 TL. Takipçi arkadaşlarımıza söylerdik ya. Kaçırmayın. Milimetrik farklı falan derdik. Güzel olurdu. Kaya dibi ve Erya otomobilden aldım abi. Otomotivden. Kaya dibi ve Erya. Tamam. Süpersin. Bu bilgiler de çok değerli. Tarraco. İsmini hasta olduğumuz ama kendisini hiç görmediğimiz araba. 555 kağıt. Geçtik. Geçen ben Ataşehir'de gördüm abi onu ya. Güzelmiş. Gördün mü? Yani. Güzel miymiş? Gördüm. Güzel. Bayağı siyahtı bir de arabanın rengi. Güzeldi yani. Alfa Romeo'da Giulia'ya bakıyoruz. 909 bin liradan başlıyor. Stelvio'ya bakıyoruz. 1 milyon TL'den başlıyor. Ya bu Stelvio'yu çok övüyorlar. Bu Stelvio'yu gidip inceleyesim var arkadaşlar. İncele derseniz yorum bölümüne yazın. Gideyim şu Stelvio'yu sizler için inceleyeyim. Eğer diyorsanız bayiye ulaşıp 2020 modeli var mıymış? Aman 2021'ler aklımıza kalsın. Kafayı karıştırmayalım. Mitsubishi'deyiz. Araç fiyat listesi demiş. Spice Star var zaten. 203 bin TL. Önceden kaç paraydı buna baktın mı? O fiyatlardı abi ya. Hmm. Ama 190 bin liralar gibi hatırlıyorum ben yani. Doğru söylüyorum. Ben de öyle bir şey dedim. 180 lira rakam hatırlıyorum. Yeni L200. 366. L200'ün açık modifiye. Of ya. Bu modifiyeli versiyonu bu kadar pahalı değildi bak. Bu uçmuş. 525 bin lira. L200 366. 525. 200 bin liralık bir farkı varmış. Vay canına sayın seyirciler. Volkswagen'e geldik. 218'den başlıyor. 348 var mı? Burada fiyatlarımızı alalım. Polo mu abi? Polo yeni kasası var ya abi. Ellerinde yok o da. Golf'te var ellerinde. Bir dakika. Polo'nun yeni kasası da mı yok ellerinde? Yok abi. Yeni kasa zaten ellerinde yok. Eskisi var mıymış? Eskisi de yok abi. Eskisi de yoktur. 329. Yeni kasası tek makyajlı kasa. Büyük ihtimalle onu da galeriler almıştır yani. Yeni Golf. 1.0 R-Line paket abi. Aha. 430 bin lira. Bunun Mayıs ayına baktığımızda arasında 40 bin lira gibi bir fark var. Yani 390 bin liraymış abi bu araba. Şu an 430 bin lira. T-Roc. Abi ülkeye gelmiyormuş T-Roc. Küsmüşüm. Çok iyi. Hangi bayiden aldın bilgileri? Doğuş Oto ve Uzay Oto. Tamam. 438 bin liralık liste fiyatı var ama ülkeye gelmiyormuş arkadaşlar. İlgileniyorsanız. Ama T-Roc'un satıldığı ülkelere siz gidebilirsiniz eğer isterseniz. Tiguan. Tiguan abi bu ay varmış ellerinde. Live paket cam tavanlı 435 bin lira. Yapıştır arkadaşlar yapıştır. Bakın hatırlıyor musunuz sevgili dostlar? Bundan 2-3 ay önce, 4 ay önce satışın bu kadar hızlı olmadığı diyebilirim belki. 470 yazan arabayı liste fiyatının bayiden 370 alıyorduk. 100 bin lira aşağı yukarı fiyat vardı. Eski videolarımız bu yönden çok değerli. Bundan önceki bayi serisinin izleyin arkadaşlar. Ben videonun yorum bölümüne koyayım şuraya. Aşağıya ilk bölüme koyayım.
Orada ilk yorumdan tıklayıp izleyebilin bütün seriyi. Oradan eski tarihlere gidip Volkswagen'le ilgili ne söylemişiz, hangi fiyatları almışız onlara da bir bakabilirsiniz. O da çok güzel olur. 470'ten başlıyormuş. Al space'i gösterelim. Varlığından yokluğundan haberim yok bu arabanın. Passat'a bakıyorum. 415 başlangıç. Passat her türlü kral abi. Impression paket de 390 bin lira. Mayıs ayında bugün arasındaki fiyat farkı da 55 bin lira abi. Mayıs ayında bugün arasında 55 bin lira alan adam kar etmiş yani. Vay anasını be. Mayıs ayında ben şunu hatırlıyorum ya. Bugünlerde araba alan kerizdir. Bak yorum bölümünü hatırlıyor musun Kerem? Aynen 330 bin liraydı abi o zaman. Tabii araba fiyatları daha da düşecek. Dibin dibini görecek. Yorumlar hatırlıyor musun? Hatırlıyorum abi. Dün gibi hatırlıyorum. Ya arkadaş sen ne kadar video çekersen çek. Adam aşağıya giriyor. O yorumları okuyor. Adam diyor ki lan daha düşecek diyor. Yorumun sahibi belli değil. Klavye kahramanı yazmış geçmiş. Dayı. Ama işte adam oradaki yorum etkileniyor. Ondan sonra düşecek dediler de almadık da. Ulan sen kimin bakıyor? Baktığın yer senin bir yorum kahraman. Yani onun adı bile yok yani. 415 bin lira. Aynen. Dikkat edersen 415 yazan impression atıyorum. Bundan 3-5 ay önce 330'lu fiyatlardaydı. Yani 70-80 bindi. Bak şimdi diyorsun ki 390. Liste fiyatına ne kadar yaklaşmış görüyor musun? Balansı kapatıveriyorlar hemen. Bir dahaki ayda liste fiyatı olur abi. Evet, bir dahaki ayda liste fiyatı olacak belki. Üstüne gittikçe liste fiyatına yaklaşacak. Aynen evet, abi. Passat varyant 507 kağıt Touareg 2 milyon. Geçtim oraları. Jaguar'dayız. Benim fenomen arabam ya. Bayılıyorum bu arabaya. X'de hemen bizim araba zamlanmış mı? Bakayım 272 olmuş. Zaten 1 milyon 272 idi ya da 1 milyon 250 idi. 20 bin lira zam gelmiş. Çok enteresan. Sen de koymalısın abi ilanla ben. Artı 20 bin lira. Artı 20 bin lira. Evet bakalım. Bunun fiyatlarını falan mı kaldırmışlar? Kiralama ücreti de varmış. Yani 1.6 milyon F-Pace başlangıç fiyatı. E-Pace 944 tamamen elektrikli 1.3 ve yarış arabası Porsche gibi duruyor vallahi. Çok cips duruyor. 1.7 milyonmuş F-Type. Off-Type. Adını öyle değil. Off-Type. Toyota'ya geldik. Yeni Corolla. Corolla Kasım Aralık gibi gelecek en erken abi. 220'den söyleyeyim. Başlıyor. 180'e satıldı lan. 180 bin lira lan bu araba alın. Beyler kaçırmayın ya. Otomatik vitesli araba 180, manueli 170 kaçırmayın bunları filan dediğimizde hatırlıyor sen, musun? Senin o zaman dediğin zamanlar abi 180 demiştin ya. Bizim üç almış abi. Dream paketini almış onun. Otomatik Dream paketini 180'e almış abi o zaman. Otomatik Dream paketini 180'e almışlar. Otomatik Dream paketini 180 almış tam o zaman. Babama da demişler de tabii babam alamadı, biz o zaman alamadık. 180 bin liraya almışlar abi. Evet, video uzamasın diye eski videolarımızdan görüntü koymuyorum araya. Arkadaşlar o zaman yaptığımız videoda bunlar kaçmayacak fırsat demiştik. Yani bir daha bu rakamları görür müyüz ya da bu rakamlardan kaç gün bu arabalar stokta kalır demiştik. Ben onu dedim diye hiç unutmuyorum yani. Video bölümüne lan araba niye sattırıyorsun? Almıyoruz, kampanya yapıyoruz. Sen insanlara araba al diyorsun falan demişlerdi. Onu da çok iyi hatırlıyorum. Almıyoruz kampanyası Twitter'da yıkılıyordu o ara. 248 bin lira. Sen 180'e aldın. Almıyoruz, aldırmıyoruz. Almıyoruz, aldırmıyoruz. Alanı vuruyoruz. Hangi birini vuracaksın? Yeni Corolla hibrite bakıyoruz. 288'den başlıyor. Niye geri gelemiyor? Ama yarısı var ellerinde. Onu söyleyeyim istersen abi. Bir saniye. Şu CHR'ı göstereyim. 274'ten başlıyor. Corolla hatchback 259'dan başlıyor. Sayfa düzeni o kadar saçma ki. 300'den başlayan bir başka hatchback versiyon. Hibrit. Bazı arabalarda yukarı menü gözüküyor, bazı arabalarda yukarı menü gözükmüyor. Yeni yarıştayız. 1.0 düz paket, düz yani, düz manuel, Vision paket 185 bin lira abi. Var mı araba? Var, bu araba var abi. Var da işte onu da manuelin kim yüzüne baksın, o arabayı o rakamı alacak adam ne eder manueli ya? Bir de çok boş abi araba yani, hiçbir şey yok gibi. Tıngır tıngır. 341 liradan da hibrit versiyonu başlıyormuş. Yeni RAV4 dayı 681 liraymış. Yeni Camry 740 liraymış. Arabistan'da elini çarpsan bu arabaya çarpıyor. Umre'ye gittiğimde görmüştüm. Yani ve o kadar değersiz ki orada o araba. Her yeri patlak, çatlak, tamponlar yırtık, dökük. Camry'ler var ya böyle ölü parasına, ölü parasına. Yani bisikleti olmayan Camry alıyormuş. Memur işçisi oradan alabiliyor yani demek ki abi Camry'yi. Diyorum ya işte yani ergenlik çağını bitiren çocuklar ehliyet aldığında Camry alıyorlarmış. Öyle o kadar. Her yer Camry yani. Elini sallasan Camry'ye çarpıyor ya da Camry gelip sana çarpıyor. Yani her türlü Camry her yer.
Arap topraklarında yanlama aracı. Land Cruiser 2 milyon. Land Cruiser'lar falan birbirine eziyor. Bunların Land Cruiser'ı, açık daha Land Plus Cruiser'ı, daha büyük Cruiser'lar ne varsa işte böyle devasa Cruiser'lar var orada. Hilux 341, yeni Prize 221. Audi'ye geldik. Yeni A3. A3 sedan abi. Sürücü koltuğu elektrikli araç. 1550 beygirlik. S-Line paket. Bu araçta çok opsiyon var abi. Yani birden çok opsiyon var. Doldurmuşlar arabayı. Sinir oluyorum ya. Detay göster demiş. Neyin detayını göstereceğim? Mübarek ya. Allah Allah. Bunda da ben A3'ün fiyat listesi sayfasına sinir oluyorum. Bu Audi'nin. Bak A3 sedan burada. Bir sürü paket var. Lan tek ekranda göster bana bunları ya. Aklımızda kalsın. Çok fazla var. Bak tek tek tıklıyorum. Tek tek tıklayıp bu fiyatları görmek zorunda kalıyorum bak. Şuna bak. Ya boş iş ya. Yapma bunu Audi ya. Al Road'a geldim. A4'teyiz. A4 sedan abi. Advanced paket 2.0 754 bin lira. Ben bu arabanın 620 bin lira olduğunu hatırlıyorum abi. O zaman kaç para zamlanmış? 620-630 satır olduğunu hatırlıyorum. Hemen hemen 110, 120, 124 bin lira zam gelmiş abi. Konuşup durmuyorum ya, moralim bozuluyor. Arkadaşlar ben hızlı hızlı tıklıyorum. Siz bakmak istediğiniz bir şey varsa eski videoda, yeni videoda videoyu durdurup o rakamı görün yani. Çok hızlı geçiyorsun diyor bazıları. Videoyu durdurabilirsiniz yani. Bu imkan elinizde. Durdura basıp o rakamı okuyabilirsiniz. A5 Cabrio. Onun bile 4 versiyonu var. Şuna bak. Tek sayfada göstersene babacığım. Niye bu eziyeti bize çektiriyorsun ya? Sevgili Audi. Bizi duyuyorsan lütfen kulak ver. Hani biz video çekiyoruz diye değil. Araba araştıran insanlara da bu eziyeti yaşatmayalım ya. Gözünü sevdiğim. Canım Audi'm. Bir tane Audi'm. A6'dayız. Allroad'a bakıyoruz. Devam etsen A6 ile bilgi varsa paylaşalım. Yok abi. Q2 ve Q3'te var bilgi. Tamam bekle dur geliyorum oraya. Bunları çabuk çabuk ekrandan geçiriyorum. A6 sedandayız. 1.7 milyondan başlıyor Hacı abi. Devam ediyor. Evet 1.7 milyon. A7'deyiz. Vazgeçemediğimiz aile arabamız. 1.8 milyondan başlıyor. 3.9 yani 4 milyonluk versiyon da varmış. A8'deyiz. Şu arabadan alayım bir tane. Satmayacağım lan bineceğim diyormuş. Ben dayanamıyorum. Abi alırsın Afrika'ya ben bir dakikalık iki dakikalık oturabilirsem çok iyi olur. Isparta'ya gelirim yani sıkıntı yok. Isparta'ya otobüs biletini ben alacağım lan koltuğuna oturmak için. Eğer gerçekten tamam. O arabayı alırsan bir gün A8'in en son... İnşallah abi nasıl olur inşallah. Tamam seni sırf koltuğuna oturacağım tamam mı? Geldiğin zaman gaza gelip de abi ben bunu süreyim falan filan bagajını kullanamayacağım. Paris'e girmem de bir gün böyle koltuğuna bir iki dakika otursam yeterli. Tamam arka koltuk ya da yani şoför koltuğu da olur lan sıkıntı yok. Senin canın sağ olsun o kadar video yaptık ya. Şoför koltuğuna iki dakika boyunca oturabilirsin ama bilmediğin düğmelere basmayacaksın. Tamam abi. Q2'deyiz. Evet. Abi. Geldiğinde de advance paketi 497 bin lira. Advance paketi 400. Kaç? 97 abi. Tamam. Onlar da liste fiyatına yaklaştırmışlar. Onların arasında vardı 100 bin kağıt. Q3'teyiz. Advance paketi 712 bin lira. S-Line paketi 712 bin lira. Yani X'de 712 bin lira abi. Advance'de S-Line'da. Bu fiyatlar da herhalde geçerli. Audi Eren. Audi Eren. Bayi söylememiz çok iyi oluyor. Q5'teyiz. Q5'teyiz. Bakıyoruz fiyatlara. Q5'in Sportback'ine bakalım bir de. 1.2 milyondan başlıyormuş. Zaten sayfa karma karışık. Bir de 40 yazdılar arabaların arkasında. 30 yazdılar, 50 yazdılar. Oradan da açıklığa karıştırdılar. Sağ ol Avuç. Teşekkür ederim. 31.0, 35, 1.5 öyle devam ediyormuş galiba. Q7 2 milyonmuş ya bu arada. Maşallah abi. Q8 var mı abi? Q8 de 2 milyonmuş. Vallahi bedava ya bir şey söyleyeyim mi? Gidip abidik gubidik arabalara kadar Q8 falan alır denerim ha. Yani. Gör bak söylüyorum bak 2 milyon yazıyor ya Q8'e. 6 ay sonra bu arabaya 3 milyon yazacaklar. 6 ay sonra 3 milyon bu araba. Olur abi. Demedi deme. 6 ay sonra bakacağız bu arabaya 3 milyon bak gör. Hatırlatalım abi. Fiyattayız. Yeni Egea. Cross. Başlayalım. Cross da abi sadece bir araba ellerinde var. Urban paket 1.4 Fire motorlu. Hı hı. 211 bin lira. Hemen fiyatını ver. Bayi ismini ver. Bir Mod ve Erkay.
Süpersin. Launch 210 olmuş. Güvenlik Plus Bu paketler. araç abi 5.000 lira kapora vererek fiyat sabitlemesi yapılıyor. Ay sonunda teslim. Öyle mi? Evet. Launch Plus paket ve güvenlik paketleri bu arabada 4.000-4.000 civarıydı. 5.000-5.000 yapmışlar bunları da. Ay ÖTV'li Onu... fiyat 9.000-9.000 olmuş. Pardon. 4.000 lira. 8.8-16'ydı 9.000 olmuş. Pardon. 8.8-16'ydı 9.9 olmuş. Launch Plus paketlere. Sedan'a bakıyorum. Easy 157'den başlıyor. Abi sedan'da araba yok bu arada. Yok mu? Ayırma var. Araba ayırma var. Canım benim ya. Canım benim. Hatchback'teyiz. Street, Urban, Launch paketlerin fiyatlarını ekrandan geçiriverdik. Station Wagon da mahzun olmasın. 224, 223'ten başlayan fiyat launch paketi de 261'e kadar çıkıyor. Bunları da ekrandan geçirdik. Biz burada bir fırça yiyorduk ya. Hangi arabada fırça Dazo yiyorduk? Ticarisi Fiorino mu? Doblo ile Fiorino onları da gösterelim. Tamam bir aldım abi. Dur bakayım şu 500'leri sayfasını açayım, kapatayım hemen. Dolce Vita, Sport, geri geldim. 500 Cabrio'nun tek fiyatı varmış. 237. 500 ile ellerinde yoktur bu arabalar. Var mı? Hiç sormadım da büyük ihtimalle yoktur abi ya. Yok Geçen ya. ay yok. Yok yani ya. Araba mı var anasını satayım? Araba kalmadı ki piyasada. Cross'u varmış. Cross Plus'ı varmış. O da 250 kağıt. Neyse. Bunda geri gelemiyoruz. Evet fiyatın sayfa hatası. Bu da geri gelemiyoruz. Gövde, model. 500X'e bakalım. 500X falan çok tatlı arabaydı. O da yalan oldu. Gitti işte. 263. 400, 492'de bu arabanın fiyatı. Evet. Panda'ya bakalım. Ben bu arabayı seviyorum. Kim ne derse desin. Urban 175. İlk fırsatta bir Panda alacağım. 184. 4x4'ü de 219. Bu arabanın otomatiğini çıkarmıyorlar ya. Anlamak mümkün değil yani. Evet. Fiyatta bir otomatik abi. Antipatisi var, bilmiyorum. Ben de anlamıyorum. Hakikaten doğru söylüyorsun. Şeyi nereden buluyorduk? Fiyat profesyonele giriyorduk, değil mi? Evet abi. Onlardan hemen bir şey bilgi vereyim abi. 1,5 ay içinde gelecek bu araçlarda. Fiyatlar da internette yazan yani. İndirim yok. İndirim. Doblo Fiorino'da. Evet, Doblo'da bakıyoruz. Easy 179, Safeline 186'dan başlıyor. Başlangıçlarını söylüyorum. Urban 191'den başlıyor. Motor seçeneğini falan görmek istiyorsanız videoyu durdurun arkadaşlar. Durdurup tıklayın. O şekilde ancak görebilirsiniz. Hızlı geçmezsen bu video bitmez. Biz de helak olacağız yani burada nefesten. Dolayısıyla hızlı hızlı geçiyorum. Evet. Doblo'nun Maxi'sine baktım. Standartla uğraşmadım. Fiorino'ya girdim. Fiorino'da da kombiye bakacağım. Pop versiyonu 144'ten başlıyor. Safeline 150'den başlıyor. Urban 176'dan başlıyor. Premio 156'dan başlıyor. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Geçtim Honda'ya. Ah Honda ah. Ne karıştırdım ortalığı ya. Ah. Yeni Accord 540 bin liraymış arkadaşlar. Yeni City 225 bin liraymış. Yeni Caz liste fiyatlarını söylüyorum. 333 bin liraymış. Fiyat aldık mı bundan? Bu arada bir bilgi vereyim ben. Bir abiden duydum bunu. Galiba tanışıydı galiba iyi tanışı. Honda Civic abi 285 bin liraya geçen hafta veriyordu. Bir tane beyaz renk ellerinde vardı. Ben de düşündüm açıkçası. Honda Ama Civic mi? Civic. Hangi Eco paket? Elegance. 1.6 Eco Elegance. Ecoelegans. Normalde Kaça bayiler veriyor. veriyordu? Bayi 285'e veriyordu. O da tanışı olduğu için yani. Normalde kimseye yokmuş ona veriyordu. Bayi de galiba İstanbul. Ya araba olmayınca eşe dosta, arkadaşa yani tanışa yani hani hiç o noktaya getirdiler demek ki. Peki şu anda var mıdır araba ellerinde o rakama? Abi yok. Bir tane beyaz var demiş. O gittikten sonra da araba yok demiş. O da galiba almıştı düşünüyordu. O arabayı da almış olabilir. Takipçilerimize haber 285 versek de. bin bedava. Sarı sayfada 310-320 bin lira abi şu an. Abu. Civic Hatchback'e bakalım. 374. CRV'ye baktım. 488'den başlıyor. 910 bin liralık da versiyonu varmış. Benim param çok. Fantazi yaşamak istiyorum diyenler için. Mazda'ya geçtik. Mazda'nın mütevazi sayfası. Şu araba Türkiye'de satmıyor. O kadar üzülüyorum ki. Bak bizi hiç yoruyor mu? Bak Audi'nin yaptığı gibi bir şey var mı?
Arabalar ne kadar güzel bak. Bütün paketleri 245'ten başlıyor. Kaç bu? 2 ver. 2. Mazda 2. Mazda 6. 687'den başlıyor. CX-5. 713'ten başlıyor. MX-5. Arabanın fotoğrafı net. Cam gibi. Sayfa tek. Basit. Akıyor. 432 bin lira. Canına yandım ya. Mazda sırf şu hizmetin için senin araba alasın var ama salarım diye korkuyorum. Subaru Forester 710'dan başlıyor. Boxer. 706'lık versiyon. 723'lük. Şu rengi hayranım. Her videoda söyleyip duruyorum artık. Dilim acıdı. 759 lira. XV versiyonda 389 kağıt. Valla şu arabalar falan var ya bilmiyorum. İyi bir şeyse. Ana Forester. Şuna baksana ya. Bu arabaların fiyatı hala daha makul bir SUV. Yani SUV ya da crossover tarzı arabaysa. Mini deyim. Yeni mini. Mini mini. Mini mini bir kuş konmuşsa. Her videoda bu söylüyorum. Mini'nin fiyatlarını izleyen de sıkılmıştır. 349'dan başlıyor. Yeni mini 5 kapı. 366'dan başlıyor. Yeni mini Kulübmen 426 tekerleme gibi. Yeni mini Countryman 442 rapçi olacağım bak. Yeni mini 542 Cooper şey Cabrio. Yeni mini Cooper SE versiyonu 542. John Cooper Works. Ben daha sıra dışıyım aga diyen versiyonu 912'den başlıyor. 1.23'e kadar gidiyor. Mini de durum bu. Land Rover memur serimiz. Range Rover'dan başlıyoruz. 3,5 milyondan başlıyor. Donanım paketleri, otobiyografi falan böyle gidiyor aşağı doğru. Artık bunun teferruatına girmeyeceğim. Range Rover Sport bakıyoruz. 2,3 milyondan aşağı doğru indim bir şey yok. Velar 1,7'den başlıyor. Bu şekilde ilerliyor. Range Rover Evoque 180 bin liraya arkadaşım aldı dedi almadıydım Keşke alsaymışsın abi. bir ara. Vallahi ya. Paketini mi beğenmedim? Bir şeyini beğenmedim almadıydım. Yeni Discovery 1.7'den başlıyor. Ve Discovery Sport'a bakıyoruz. 1.2'den başlıyor. Bunun da 1.4'lük versiyonu var. Ve Defender. Bu işin agası. Defender'a bakıyorum. 2.2 milyon. Geldik Suzuki'ye. Bu ayın en cazip teklifleri sizi bekliyor. Jimny sana hastayım lan. Şu en soldaki yeşil arabaya hastayım. Alacağım inşallah senden bir tane. Swift Hybrid 206'tan başlıyor. Var mı da fiyat? Abi bunlar da şöyle 2020 model arabaya hala elinde mevcut. Genellikle 10 bin lira gibi indirim oluyor diyor. Gelirseniz diyor bir şeyler daha yaparız diyor. Çünkü arabadan arabaya değişiyor, bayadan bayaya değişiyor. Yani Ya çok 15-20 bin lira gibi seviyorum indirim. ya. Bir şeyler yaparız abime. Gel Gel bakalım. abi seni seçiniz. Seni üzmeyiz. Vitara Hibrit. Vitara Hibrit 354'ten başlıyormuş. SX4 343 Cross Hibrit. Jimny 433. 85 bin liraydı Jimny. Yeni kasası bu en son yeşil gösterdiğim 92 bin liraya ikinci el vardı. Ben dedim ki abi 88 olsun alayım dedim. 90 dedi 2 bin liraya kaldıydı ya. Hayalime ulaşmak için 2 bin lira varmış aramda. Almamıştım onu. 433 bin lira diyor ya. 433 bin TL. Ne kadar fantazi araba varsa, ne kadar tarz araba varsa en çok onlar uçtu bak. Ne kadar tarz araba Anladım. varsa. Benim Jaguar'da tarz, bizim araba uçmadı ya. Bak her şey uçtu, bizim araba uçmadı. Hayret. Sıfır ama ikinci el kalıyor abi. Sıfır uçtu, ikinci eli kaldı. Aynen doğru söylüyorsun. Jimny'nin de ikinci eli belki düşüktür, onu da bilmiyorum. Ona da bakmak lazım. Yani piyasası çok hızlı bir araba olacağını düşünmüyorum. Jaguar'la konuşmak lazım abi. Biraz yükselsin, senin arabada iyi fiyata gitsin. Aman bana ne, benim araba düşük satsın da Jaguar ihtiyacı olan ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata satılsın. Kırmızı renk. Jaguar için de ihtiyaç sahipleri kelimesi çok yakın durmuyor değil mi? Hangi ihtiyaç sahibi alır abi Jaguar'ı? Yani işte Jaguar ihtiyacı olan, prestij ihtiyacı olan adam olur yani. İhtiyaç sahibi deyince daha ekonomik bir şey geliyor insanın aklına. Coronado 415 bin liradan başlıyor. 510 bin lira olmuş. Coronado'yu ara sıra yollarda görüyorum. Çok havalı olmuş bu arada. Güzel. Mosso, yeni Mosso acayip kendine gelmiş. Şekil olarak tamamen kayık bir arabaydı. Yani bırak para vermeyi, hani kiralamasını bile yapmazdım belki ama son versiyonunda ön ızgara, ön tarafı kaldırmış böyle. Heybetli bir görüntü vermişler. Bu şekilde bence bu araba satar, para da eder. 350 bin liradan başlıyor. Sevgili arkadaşlar, nefes nefese sonuna kadar geldim videonun. Bu noktaya kadar izleyen varsa ben sonuna kadar geldim diye yazsın. Ben de o
Ekmek Teknesi'nde vardı ya, böyle alnından öpüyordu, böyle Allah deyip bağırıyordu bir tane karakter. Ben de o arkadaşımızı böyle alnından öpeyim ya. Bu noktaya kadar bizi sıkılmadan izlediyse alnından öpüyorum. Allah razı olsun abi, izlediyse abi. Allah razı olsun. Allah ne Aynen. muradı varsa versin. Kerem, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yok abi, teşekkür ederim. Yani güzel Arkadaşlar, bu bir noktaya kadar geldiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen kendinizi sorgulayın. Çünkü davranışınızda bir tutarsızlık var demektir. Bu noktaya kadar geldiyseniz abone olmuş olmanız lazım. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizin aldığınız fiyatlar varsa yorum bölümüne yazmadan çıkmayın. Ben de şu bayiden şu fiyatı aldım deyin. Lütfen diğer arkadaşlarımız, takipçilerimiz istifade etsinler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.